Kemal Kılıçdaroğlu soruyor. TOG nerede? Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmadılar. Nerede? TOG nerede? Nerede TOG? Nerede? TOG nerede? Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan o ilk konuşmasını yaptığında Kemal Kılıçdaroğlu bu şekilde bas bas bas. Sadece o değil ha. Temel Karamollaoğlu da. Teknoloji deyince de önümüze hemen yerli otomobili koyuyorlar. 2022 yılında üretip piyasaya sürecekmiş. Neticede ortaya ciddi hiçbir şey konmadı. Konamaz. Ya arkadaş bu ülke bizim ya. Ya bu ülkenin insanları emek verdiler. Şöyle bir araba ürettiler. Üretmeye devam ediyorlar. Fabrikanın açılışı yapıldı. Yerli değil, milli değil, parçası şöyle. Bu olabilecek bir şey mi? Kemal Kılıçdaroğlu soruyor. Doğrudan ona girelim. TOG nerede? Nerede Mustafa TOG? Hadi getir şu TOG'u. Nerede kaldı? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar. İş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak. Nerede? Yapabilir mi Türkiye? Yapabilir. Ne lazım? Güçlü bir siyasal irade lazım. Ne lazım? Vatan sevgisi lazım. Ne lazım? Bayrak sevgisi lazım. Ne lazım? İnsan sevgisi lazım. TOG nerede? Nerede TOG? Nerede? TOG nerede? Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan o ilk konuşmasını yaptığında Kemal Kılıçdaroğlu bu şekilde bas bas bas. Sadece o değil ha. Temel Karamollaoğlu da. Var mı Temel Karamollaoğlu'nun videosu Mustafa? Varsa onu da getirelim. Tabii da teknoloji dedik. Teknoloji deyince de önümüze hemen yerli otomobili koyuyorlar. İşin garibi yerli otomobilin modeli bir zaman Türkiye'de yaptılardı. Hatta modeli yapıp ortaya bile çıkardılar. Şimdi dışarıdan gelecekmiş yerli model. Bu yerli otomobil modelinde biz 2022 yılında üretip piyasaya sürecekmişiz. Neticede ortaya ciddi hiçbir şey konmadı. Konamaz. Olamaz. Cami yapar AK Parti. Ya hangi aklı evvel bu camiyi yaptı? Ya bu Temel Karamollaoğlu gerçekten çok enteresan bir insan oldu ya. Yani 2 yıl önce bu konuşmayı yapıyor. 2 yıl önce. Ha Türkiye'de bir arada devrim arabaları yapılmıştı biliyorsunuz. Yine aynı bu zihniyet o devrim arabalarının hayata geçmeyeceğini söyleye söyleye sonra da iptal ettiler. Yaptırmadılar yani. E şimdi baba ha TOG, hani olmaz böyle bir şey diyordun. Bu ne? Bu ne bu? Getir bir tane TOG getir Mustafa. Hani Tayyip Erdoğan'ın bindiği, test yaptığı bir TOG getir de Temel Bey bir TOG görsün ya. Bir de sosyal medyada paylaşıyorlar. TOG satış, çok, bilmem TOG bilmem ne bir sürü tantana. Al sana TOG. Hani olmazdı? Hani olmuyordu? Temel Bey bir ara şeyde TV100'de konuşuyordu. İşte masraftan, israftan falan bahsediyor. Abicim bu kadar arabaya ne gerek var kardeşim? Şahin'e binemiyor musun falan diyor. Şey soruyor. Spiker diyor. Sizin arabanız ne? Benim mi? Evet sizin. Mercedes ama ama işte bak Temel Bey olmuyor böyle. Biz kimsenin itibarı zedelensin istemeyiz. Ama Türkiye'de 500 tane eğer Mercedes araba varsa makam aracı olarak kullanılıyorsa 700 diyen de var. Günahtır ya. Yani ne olmuş Renault'a binse? Ben belediye başkanı olduğum zaman 1989 yılında bana geçmişten gelen bir tane Mercedes vardı. Sizin makam aracınız ne? Makam aracım mı? Mercedes şu anda bir tane var. Evet onu söyleyeyim. Söyleyin. Evet yani. Böyle olmuyor. Temel Bey'in bu ifadeleri kullanması, Temel Bey'in AK Parti'nin bu projelerine karşı çıkması, yok sayması olmaz böyle bir şey demesinin sebebi belli. Yamamış yani CHP ile birlikte hareket ediyor. Bakın o ne diyorsa
CHP'liler de aynı şeyi söylüyor. Geçen bir CHP ilçe belediye başkanıydı galiba. O da çıktı aynı şeyi. Yani yerli değil, milli değil, şu değil, bu değil, karalamaya çalışıyor. Yahu arkadaş, bu ülke bizim ya. Ya bu ülkenin insanları emek verdiler, şöyle bir araba ürettiler. Üretmeye devam ediyorlar. Fabrikanın açılışı yapıldı. Yerli değil, milli değil, parçası şöyle, bu şunu, bu olabilecek bir şey mi? O CHP'li bir getir Mustafa. Bak. Vizyona bakın. Gözlerim yaşaldı. İki gündür. Vizyona bakın. İkinci yüzyıl vizyonuna. Tank, top, siyah, İHA, vur, öldür, kahramanlık türküleri. Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Gören de bir tane kafasının üstünde İHA ve SİHA var. Kendisini öldürecek, öldürüyorlarmış gibi anlayacak bu ifadeleri duyduğunda. Tank, top, İHA, SİHA, öldürmek. Kim? Kimden bahsediyorsun Vahap Bey? Kimin öldürülmesinden bu kadar çok rahatsızsın? İHA, SİHA'lar niye size bu kadar batıyor kardeşim? Niye sürekli böyle Sezgin Tanrı Kulu vesaire bu tarz isimlerle birlikte Selçuk Bayraktar, ki onurumuz olan bir kişi, gururumuz olan, milli kahramanımız olan bir kişinin yapmış olduğu, yani savunma sanayimize niye bu dili uzatıyorsunuz, ben anlamış değilim. Ne yapsınlar mesela teknoloji dediğinizde? Sizin ağzınızdan bu teknoloji ifadesi çıktığında biz ne anlamalıyız? Ne anlamalıyız arkadaşlar? Allah aşkına siz ne anlıyorsunuz bu ifadelerden? Bari siz söyleyin bana. Ben ne anlamalıyım? Ne anlatıyor bu adam? Kime konuşuyor? Kime mesaj veriyor? Yani bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Bir bitmediler bir ifade var ya. Yahu arkadaş, Emin Çapa mesela, o da Halk TV'de TOG'u küçümseyecek ya, başka bir dil kullanıyor. Sakin, sessiz, geçip iktidara çakıyor aklınca. Bakın o ne diyor. TOG'un şu parçası şu. Getir Mustafa o videoyu. İşlerde de. Çünkü yaptığımız her işi şöyle değerlendirmemiz lazım. Bundan ne kadar fayda elde ediyor? Bakın kar demedim, fayda elde ediyorum. Başka bir yere yatırsaydım daha büyük fayda elde eder miydim diye bakmak lazım. TOG'un motoru Bosch, Almanya'dan gelecek. Bataryası Çin'den gelecek. Siro bildiğim kadarıyla. Araç entegrasyonu, yani parçaların birbiriyle entegrasyonu Alman EDAG tarafından yapılacak. Şasi sistemini Mira, İngiliz Mira'dan alınıyor. Tasarımını da İtalyanlar... Baştan anlat bakayım. Bir Pininfarina dakika. Yaptı. Ben daha Türk'ü duymadım. Baştan anlat bakayım bunları. Motor Alman. Motor Alman. Batarya Çin. Batarya Çin. Aracın parçalarının birbiriyle konuşmasını sağlayan sistem Alman. Şasisi İngiliz. Tasarım da İtalyan. İtalyanlar tarafından tasarlandı. Güzel. Çok iyi. Çok başarılı. Yerli ve milli. Gayet başarılı. Şimdi öbür taraftan... Şimdi Ayşenur Aslan orada ne diyor? Ben Türk duyamadım diyor. Ya sanki şeyde, bu iki gün önce yapılan tören sanki şeyde yapıldı. Uganda'da. Ki bu söyledikleri de doğru değil ha Emin Çapa'nın. Yani eleştirebilir ama arkadaşımız, bak ama olmayan bir şeyleri iddia ettiği zaman bunlar eleştiri olmaktan çıkar, başka bir boyuta ulaşır. Yani Ayşenur Arslan'ın yağlarını eritir mesela. Hakikaten öyle olmuş. Yağlarını eritmiş. Ya tabii şu var. Bütün bunlar aslında Emin Çapa olsun, Ayşenur Arslan olsun, işte Kemal Kılıçdaroğlu olsun, Temel Karamollaoğlu olsun, hiç kimse TOG'a karşı diye düşünmüyorum. Bunların TOG'a karşı olduğunu zannetmiyorum. Burada bir şey var.
bir ince çizgi var. Karşı çıktıkları, karşı oldukları Recep Tayyip Erdoğan olunca ve bu projeler Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirilince bu şekilde konuşmak durumunda kalıyorlar. Çok yadırgamıyorum. Mesela Emin Çapa'nın Türkiye'nin milli gururu olan bu TOG'u, yerli üretim arabamızın artık satışa çıkacak olmasını yedi düvele duyuran Recep Tayyip Erdoğan'a rağmen böyle kötülemesini ben çok yadırgamıyorum. Çünkü Fatih Portakal ne demişti? Uyandırıyor, uyanık olun diyor. Yaptı ama işte böyle falan diye. Şimdi Yılmaz Özdil mesela, o da herkesin merak ettiği bir isim, büyük yazar. Onun da bir şey söylemesi gerekiyor değil mi? Mesela TOG'la ilgili Yılmaz Özdil'in ne dediğini ahali merak eder. O zaman çıkıyor. Hani bir tebrik. Ya vallahi bravo, evet olmuş demek yerine başka bir dil kullanıyor. Tayyip Erdoğan'a o kadar çok öfkeli ki adam diyor ki Renault vardı, bilmem ne Peugeot vardı. Bundan sonra, yani TOG'la ilgili söylediklerini söylüyorum, TOG'umuzun da adı, öneriyor, onun da adı Rego olsun diyor. Ve paylaştığı bir tweet var. O tweette de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOG'un yanında, işte gördüğünüz gibi fotoğraf var, Renault var, Peugeot var, bunun adı da Rego olsun. Bravo Yılmaz Özdil, bravo. Hemen alkışlayın arkadaşlar. Kendisini alkışlayın, çok büyük bir laf etti. Büyük yazar ya, Rego olsun. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? İçten içe bunlar kendi kendilerini yiyorlar. Ama büyük yazar sıfatı kazanan bir kişinin bu tarz bir tweet atması, ya ben doğru bulmuyorum. Ne kadar muhalif olursan ol, ne kadar karşı çıkarsan çık, ne kadar nefret edersen et, ne kadar öfke kusarsan kus, ama senin ülken için yapılan bir şeyle beraber bu işte Rego dediğin adamın fotoğrafı var ve çıkmış test sürüşü yapıyor. Sen ülkenin cumhurbaşkanına bu şekilde hitap ediyorsun. Bu yakışıklı olan bir davranış değil. Ben size bir şey daha hatırlatayım da. Bir zamanlar Emin Çölaşan Hürriyet gazetesindeydi. Bu Yılmaz Özdil de öyle. Tayyip diye tutturmuşlardı. Ertuğrul Özkök de anlatıyor zaten. Mesela Emin Çölaşan şey için, Melih Gökçek için İyi Melih diye yazardı. Yani aslında adamın adı İbrahim mi İsmail mi Melih diye, ama o İbrahim Melih'in İ'sini kısaltıyor, önüne nokta koyuyor, başka amaçla kullanıyor. Yani hani İyi Melih Gökçek dese eyvallah, ama İyi Melih diye devam ediyor. Yani adamın soyadını yazmıyor. Ertuğrul Özkök kaç defa uyardı, Tayyip diye bir şey yok, şu diye bir şey yok, yapmayın etmeyin dedi. Dinlemediler, ikisi de kovuldu. İkisi de kovuldu. Sonraki dönemlerde Sözcü gazetesinde aynı dil kullanılmaya başlandı. Ben bir gün Metin Yılmaz'a dedim ki, ya Metin Yılmaz, merak ediyorum dedim ya. Cumhurbaşkanı, o zaman başbakandır, seni davet ederse, sen Tayyip Erdoğan'ın bir davetine gittiğinde, karşılaştığında kendisine nasıl hitap edeceksin? O ne demek ya dedi. Mesela ne haber Tayyipçim falan diyecek misin? Tayyip, bizi davet etmişsin, geldik. Ya olur mu dedi öyle bir saygısızlık, ne saçmalıyorsun dedi. E baba, seni gazeten her gün saçmalıyor dedim. Tayyip diye konuşuyor, Tayyip diye manşet atıyorsunuz senin genel yayın yönetmeni olduğun gazetede. E bunu yapıyorsunuz. Durdu, evet ya dedi, haklısın. Ve benim tavsiyem mi, benim uyarım artık bilmiyorum, benden mi kaynaklı onu da bilmiyorum, sonra bu manşetleri Tayyip saçmalığından vazgeçtiler yani.